Sosyal Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar değerli öğretmen arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber sosyal proje geliştirme dersini ele alacağız. Sosyal proje geliştirme Profesör Doktor Çiğdem Ünal hocamızın kitabından özellikle oluşan bir bölüm olduğunu söylemek gerekir. Bu alanda çok fazla akademik kitap yok. Genelde de alan sınavı soruları Çiğdem hocamızın kitabından geliyor. Tabii siz bu videolara, bundan önceki diğer yan bilim videolarının hepsine bu kanalın oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Sırasına göre hepsi mevcut. Aynı zamanda bu derslerin PDF'leri de bu videoların açıklama kısmında bulunuyor. Onu da söylemiş olalım. Hadi bakalım ne yapalım? Sizlerle beraber dersimize başlangıç yapalım. Şöyle kalemimi seçeyim. Ses açık. Tamam, herhangi bir yerde bir problem yok. Kitapta da başladığı gibi biz ne yapalım? İlk olarak bilgiyi tanımlamakla başlayalım. Geçmişten günümüze özellikle bilginin tanımına dair pek çok farklı anlamı görebiliyoruz. Mesela öğrenme, araştırma ya da gözlem yoluyla elde edilen malumatlar olarak biliniyor. Veya felsefede baktığımız zaman işte obje ile suje arasındaki bu ilgiden ortaya çıkan veri, ürün olarak da bilinebilir bilgi. Bununla beraber işte bir iş, konu, olay veya herhangi bir şey konusunda bilinenler olarak da ifade edilebilir. Tabii bilgi belli bir süreçten geçen işlenmiş veri olarak da tanımlanabilir. Bu şekilde de bilgiyi ele alabiliriz diyelim. Tabii kitapta bilgi türleri yer almış. Yani kullanım biçimine göre, içeriğine göre, organizasyonel bilgi türleri, manasında veya kaynağına göre bilgi türleri olarak bilginin farklı şekilde ele alındığını söyleyebiliriz. Tabii burayla ilgili henüz sınavda soru gelmedi ama hani kitapta bu kısımlar değinildiği için söylemekte fayda var. Öyle söyleyelim. İlk olarak kullanım biçimine göre bilgi türlerini ele alalım. Yani buradan iki tane sınav sorunuz gelebilir sizin için. Ha, birinci soru kalıbınız şey olur. Aşağıdakilerden hangisi kullanım biçimlerine göre bilgi türlerinden belir değildir tarzında olabilir. İkinci soru kalıbınız ise değerli öğretmen arkadaşlarım, bunların içerikleri verilebilir. Mesela idealist bilgi denildiği zaman hani vizyon oluşturmaya, yön belirlemeye, amaç tespit etmeye, değer ve inançları yönlendirmeye ve karar vermeye hani katkı sağlayan bir bilgidir diyebiliriz idealist bilgi için. Sistematik bilgi için ise hani yöntem ve kılavuz oluşturmaya yarayan bir bilgi türüdür diyebiliriz en kısa ifadesiyle. Pragmatik bilgi denildiği zaman kararların alınma sürecinde veya böyle işlerin yerine getirilmesi esnasında kullandığımız, sahip olması gereken bir bilgi alanı olarak ifade edilebilir. Bir de otomatik bilgi var. Hani bu idealist bilginin, sistematik bilginin, pragmatik bilginin, burada edilen verilerin yani insanın düşünme, analiz etme, değerlendirme yapmaksızın böyle ortaya koyduğu eylemlere dair sahip olduğu verilerden sonuca ulaşması. Otomatik bir şekilde bunu ifade etmesi otomatik bilgi olarak ifade edilir diye. Bunlar kullanım biçimine göreydi. İçeriğine göre bilgi türleri de var. Bunlar hem bireysel hem de organizasyonel olarak ikiye ayrılıyor. Bireysel bilgi denildiği zaman organizasyonel bilgi tabanının gelişmesi için özellikle kişisel bilgi, beceri ve yeteneklerden oluşan bilgi alanıdır. Organizasyonel bilgi ise bilginin sahip olduğu o bilgilerin toplamının özellikle yanı sıra daha çok kafasında kurmuş olduğu organizasyonel türdeki bilgilerle elde edilen nelik alanlarıdır, öyle söyleyelim. Tabii bunlar da kendi içerisinde ayrılacaktır. Açıklayıcı bilgi, yöntemsel bilgi, nedensel bilgi, bağlantısal bilgi olmak üzere. Açıklayıcı bilgi denildiği zaman hani ne hakkında sorusuna cevap arayan bir bilgi türüdür. Açıklayıcı bilgi. Yöntemsel bilgi denildiği zaman hani daha çok biz olayların böyle uygun bir seyir izlemesi halinde onların anlaşılması, onların hangi yöntemlerden geçirilmesi, bilgisayar süreçte hangi yöntemlerin efektif olduğunu burada vurgulayan bilgi alanıdır. Organizasyonel bilgi türleri arasında. Nedensel bilgi adı üzerinde neden sorusuna cevap arayan bilgidir. Bağlantısal bilgi ise özellikle açıklayıcı, yöntemsel ve nedensel bilgi arasında bağlantı kuran bilgi alanı olarak bilinmektedir. Bir de değerli öğretmen arkadaşlarım, kaynağına göre bilgi türleri var. Kaynağına göre bilgi türlerini de açık bilgi ve örtük bilgi olarak ikiye ayırıyoruz. Açık bilgi denildiği zaman formal veya sistematik bir yapıya sahip, kelimelerle, matematik formüllerle veya sayılarla rahat bir şekilde ifade edilebilen, ulaşılabilen, yine aktarılabilen bilgi türü olarak söyleyebiliriz. Açık bilgi. Bir de örtük bilgi var. Hani ifade ya da sembolize edilmesi güç, faaliyet merkezli olan
deneyimle öğrenilebilen, hani bireye özgü olmasının yanı sıra sonuçları biraz daha güvenilir, kaliteli, işte sürekli ve üretim maliyeti gibi değişik kriterleri içerisinde barındıran bir bilgidir, örtük bilgi. Bu şekilde bilgi türlerini tekrar söylüyorum. Bakın sınavda sorulmamıştır. Daha çok proje ve sosyal proje üzerine durulmuştur. Ama kitapta buradaki bilgiler de yer alıyor. Bu yüzden bilmekte fayda var. Zarar gelmez diyelim. Aklımızda bulunsun. Lütfen unutmayalım. Evet, bilgi türlerimiz bu şekildeydi. Peki bilime gelelim. Bilim nedir? Bilim hakkında bilmemiz gereken esaslar nelerdir? Bilim yöntemli bir araştırma çabasıdır aslında. Hani bilimsel bilgi elde edebilmek için bilimsel yöntemi kullanan bir alandır bilim. Peki bilimsel yöntem nedir burada? Ha, belli bir konuyu deney ve gözlemle kanıtlamaya çalışan, akıl yürütmeyi burada kullanmaya çalışan, öyle diyelim. Yine sistemli araştırmalar ile bilgiye ulaşma metodu bizim için bilimsel yöntem olarak ifade edilebilir. Peki bilimsel yöntem kullanılırken, biz bu yöntemi kullanırken nasıl bir yol izliyoruz? Öncelikle bilimsel problem saptanıyor. Daha sonra problemle ilgili veriler toplanıyor. Daha sonra verilere uygun hipotezler kuruluyor. Daha sonra hipotezlere dayalı tahminlerde bulunuyoruz. Tahminlerin doğruluğunu araştırmak için kontrollü deneyler yapıyoruz. Deney ve hani gözlemleri eğer hipotezi doğrularsa veya hipotez geçerlilik kazanırsa iki farklı yol izleniyor burada. Tabii şunu da söyleyeyim. Yani kontrollü deney ve gözlemde tahminler doğruluk kanıtlamazsa, yani hipotezi desteklemezse biz ne yapıyoruz? Hipotezleri reddedip yeni bir hipotez kuruyoruz. Belli ki hipotezlerimiz doğruluğunu kanıtladı. O zaman ne yapıyoruz biz? 1. Hipotezin geniş geçerliği varsa teori haline geliyor. Yani henüz kanıtlanmamışsa ama çoğu insan tarafından kabul ediliyorsa, çoğu hani bilimsel alanda kabul ediliyorsa biz buna teori diyoruz. İşte Einstein'ın izafiyet teorisi gibi. Niye izafiyet kanunu demiyorsun? Çünkü Einstein orada mesela kara delikten bahsetmiş. Tamam, kara deliği son 3 yılda yapmış olduğun çalışmalarla kanıtladın. Ama orada mesela zaman bükülmesinden bahsediyor. Henüz bunu kanıtlamadın. Ne diyor? Bir kara deliğin etrafında dolaşırsan oradaki hani 5 dakika dünyadaki mesela işte 10 yıla tekabül ediyor gibi. Henüz bunu kanıtlamadın. Veya solucan deliklerinden bahsediyor. Hani solucan deliklerini kullanarak yıldız sistemleri içerisinde, galaksiler içerisinde delik geçiş yapabilirsin diyor. Henüz bunu da kanıtlamadın. Doğal olarak hala teori halindedir. Eğer hipotez evrensel gerçekse, yani kanıtlanmışsa, o zaman kanun haline gelir. Sen mesela Principia adlı eseriyle beraber özellikle Newton'ın evrensel kütle çekim kanunu diyorsun değil mi? Çünkü orada ifade edilen veya vurgulanan tüm esaslar evrensel olarak ispatlanmıştır. Bu bir kanundur mesela değil mi? Evet. Devam edelim. Değerli öğretmen arkadaşlarım, sorularımıza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kullanılma biçimine göre bilgi türleri arasında gösterilemez deniliyor? Şimdi bilgi genel anlamda öznenin amaçlı yönelim sonucunda öğrenilen nesne arasında oluşan bağlantının ürün olarak unsur olarak tanımlanabilir. Şimdi kullanılma biçimlerine göre idealist, sistematik, pragmatik ve otomatik bilgi vardı değil mi? Ama örtük bilgi bizim için nasıldı? Kaynağına göre bilgi türleri arasındaydı. Bu yüzden örtük bilgi kaynağına göre bilgi arasındadır, kullanılma biçimine göre değil. Diğer sorumuza bakalım. Bilimsel yöntem basamaklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz deniliyor? Bakalım. Bilimsel yöntem belli bir konuyu deney gözlemle kanıtlamaya çalışan ve akıl yürütmeye dayanan sistemli araştırmalar ve bilgiye ulaşma metodudur. Bu bağlamda baktığımız zaman bilimsel problemlerin saptanması, problemle ilgili verilerin toplanması, verilere uygun hipotezlerin kurulması, hipotez evrensel gerçekse teori haline gelir diyor. Halbuki evrensel gerçekse kanun haline geliyor değil mi? Tahminlerin doğruluğunu araştırmak için kontrol deneyler ve gözlemler yapılması yöntem basamakları içerisinde, ancak evrensel gerçekse kanun ama genel geçer, hani çoğunluk tarafından kabul edilmişse teori halindeydir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Devam edelim. Gelelim dersimizin ikinci bölümüne. İkinci bölümde de, kitapta da ikinci bölümde araştırma mevzusu ele alınmış. Araştırma bizim için nedir? En genel tanımıyla hani bir takım olguların ortaya çıkarılması için, özellikle bilginin aranması veya bu amaçla yapılan her türlü sistemli çalışmayı ifade eden bir alandır araştırma. Şimdi tabii biz araştırma yaparken çok farklı alanlardan istifade edebiliyoruz. Mesela bunlardan biri temel araştırmalardır değil mi? Temel araştırmada nasıl oluyor burada?
Tek amacı var aslında. Hani bilgilere, mevcut bilgilere yeni bilgiler katmak. Hani bilim içindir, anlayışıyla hareket etmektir temel araştırmalar. Uygulama araştırmaları var. Hani üretilen bilgilerin daha doğrusu değerlendirilmesiyle problemin bizzat çözümünü gerçekleştirmeyi hedefleyen araştırmalardır bizim için uygulama araştırmaları. Aksiyon araştırmaları var. Uzman araştırmacıların yürütücülüğünde yönlendiren araştırmalardır. Özellikle uygulayıcıların ve probleme taraf olanların da katılımıyla biz durumu iyileştirmek için aksiyon araştırmalarını veya herhangi bir ortaya çıkan problemi önleyebilmek için aksiyon araştırmalarını gerçekleştirebiliyoruz. Ar-Ge araştırmaları var. Temelinde uzman araştırmacıların üretilmiş bilginin hani böyle denemesi, daha sonra da bunun sonucunda somut ürünler geliştirmeyi amaçladıkları araştırma türleri, araştırma geliştirme araştırmaları yani Ar-Ge araştırmaları oluyor. Nicel ve nitel araştırmalar var. Gözlenebilen, ölçülebilen, bununla beraber hani duyu verileri hissedilebilen araştırma türleri nicel iken ölçülemeyen, gözlenemeyen, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi daha çok hani soyut nitel verileri toplamaya çalışan araştırma niteliğidir. Nitel araştırmalar. Onu da o şekilde söylemiş olalım. Evet, araştırma böyle. Peki araştırma problemini seçerken özel ve genel ölçütler nasıldır? Bunun bir pratiğini söyleyeceğim size. Eğer özel ölçütler vurgulanıyorsa, burası birden fazla sözcükten oluşuyor. Birden fazla sözcükten oluşuyor. Mesela ne diyorsun? Alanda yeterlik, iki sözcük. Teknik ve yöntem ve teknikte yeterlik, dört sözcük. Veri toplama izni, üç sözcük, sözcük. Zaman ve olanak yeterliği, dört sözcük. İlgi yeterliği, iki sözcük. Yani size araştırmanın ne olduğu tanımlanır yukarıda ve der ki aşağıdakilerden hangisi araştırma problemi seçerken özel ölçütler arasında yer almaz? Yani böyle bir sorusu olursa unutmayın birden fazla sözcük bizim için özel ölçütler arasındadır. Genel ölçütlerde ise tek sözcük vardır. Tek bir istisnası vardır. O da araştırabilirliktir. Tek bir istisnaya dikkat edeceğim. Unutma tek sözcükten oluşuyor. Bak çözülebilirlik, önemlilik, yenilik, araştırabilirliktir. Ancak araştırabilirlik hani etik kurallara uygun olarak diye hani burada betimlenmiş olduğu için bir daha fazla sözcükten oluşuyor ama tek istisna ona dikkat edersen kaçırmazsın. Unutma araştırma problemi seçerken genel ölçüt tek, özel ölçüt birden fazla sözcükle oluşuyor. Peki gelelim probleme. Problem nedir? Hakkında araştırma yapılacak, üzerinde düşünülecek, özellikle tartışılacak, çözümlenmemiş olan bir sorun olarak problemi ifade edebiliriz. İlk olarak şurada problem çözme aşamalarına bakayım, sonra problem çözme tekniklerine geçeceğim. Problem çözme aşamaları sınavlarda nasıl sorulabiliyor? Mesela yerleri değiştirebilir. Hani hangi ikisinin yeri değiştirilirse doğru bir sıralama olabilir tarzında da girebilir. Veya değerli öğretmen arkadaşlarım, aşağıdakilerden hangisi problem çözme aşamalarından biri değildir? Hani bu bağlamda da böyle de sorulabilir. Eğer böyle sorulursa, problemin fark edilmesi, problemin tanımlanması, hipotezlerin oluşulması, problemle ilgili bilgi toplanması, yine hipotezlerin test edilmesi, en uygun hipotezin seçilmesi ve genel bir sonuca varılması bizim için problem çözme aşamaları arasında yer almaktadır diye. Peki problem çözme tekniklerimiz neler? Bunlara bakalım. İlk olarak beyin fırtınasını burada size ifade edeyim. Bir problemi çözüme ilişkin uygun yolların seçilmesi sürecinde hani değişik çözüm yolları üretmek için yaratıcı karar verme tekniği beyin fırtınası tekniğidir. Alan sınavında iki defa sorulmuştur. Alan eğitimi soruları içerisinde gelmiştir. Temelinde ortaya çıkan bir probleme karşı sınıf ortamında bütün çocukların fikir üretmesine dayalı olarak beyin fırtınasını gerçekleştirirsin. Bu problemi çözüme yönelik olarak onlardan gelen her türlü fikri ve düşünceyi tahtaya yazarsın. Bunları eleştirmeden, yargılamadan veya elemeden direkt olarak bunlar tahtaya yansıtılır. Böylece birden çok fikir ortaya atılmış olur bu problemin çözümüne yönelik olarak diyelim. Pareto analizine gelelim. %80'e %20 kuralı olarak bilinmektedir. Bunu unutmayın çünkü istisnasız eğitim bilimleri sınavlarında iki defa sorulmuştur. %80, %20 ifadesi kesinlikle kullanılmıştır. Aslında bu tekniğin temelinde hani %20 kadar az ama yaşamsal öneme sahip etmenin sistemde ortaya çıkan hani sorun ve eksikliklerin %80'inden sorumlu olduğu düşüncesi vardır. Yani temelinde bu tekniğe göre şunu söyleniyor. Hani problemlerin %80'inin sebeplerinin ancak %20'sinden olduğu iddia ediliyor. Ortaya çıkan birçok değişken daha olabilir diyor.
Bu yüzden tek problemi ana odak noktası olarak görmemen gerekir. Birden çok değişken olabilir deniliyor, tamam mı? Hani aslında şu var yani, hani ortada bir problem var. Bu problem hani benden kaynaklı olan ortaya çıkmış bir problemdir. Ama hani sebep unsur olarak sadece beni gösteremezsin. Çünkü ben sadece bunun %20'sini oluştururum. Ama geriye kalan %80 kısmında çok daha başka değişkenler ortaya girmiş olabilir. Bunlar ortaya çıkmış olabilir. Mevzusu bu. Somutlaştırayım zihninizde bir. Ya mesela bir arkadaşın yapılması gereken ödevi var. Ben diyorum kardeşim onu ben yaparım diyorum senin için. Şimdi o problemi zamanında yetiştiremedim ve veremedim. Şimdi problemin sebebi olarak kendini gösterirsen burada olmaz diyor bu. Sadece %20'si bundan kaynaklı diyor. Ama %80'ini bertaraf edemezsin. Bir, sen niçin yapmıyorsun? İki, zamanda niye kontrol etmiyorsun? Üç, niye sen yardım etmiyorsun? Vesaire vesaire diye sayabilirsin burada, tamam mı? Devam edelim. Pareto'dan da bahsettim. Karar ağacı analizine gelelim değerli öğretmen arkadaşlarım. Bu teknikte her bir alternatifin avantajları ve dezavantajları belirtilir. Daha sonra hani büyük değere sahip olan alternatif seçilir. Ha, bu teknik aslında bilerek kendi düşüncenin yapılandırması, aynı zamanda ihtiyaç duyulan bilgilerin tanımlanmasına da olanak sağlar. Ha, bizim için hani farklı alternatiflerin avantaj ve dezavantajlarını ölçmeye sayılan bir analiz yöntemidir. Karar ağacı analizi. Güç alan analizine gelecek olursak, güç alan analizindeki mantığımız özellikle Kurt Lewin tarafından geliştirilen bir modelleme olduğunu söyleyelim. Bu metotta hani problem çözümünde kullanılabilecek itici güçleri artırmaya, sınırlı güçleri özellikle engellemeye çalışma vardır güç alan analizinde. Özellikle karar vermeyi engelleyen güçleri tanımaya yardım eden bir analiz niteliğidir burası. Özellikle engelleyici güçlerin burada azaltılması, bireyleri de amaca götüren hani böyle güçleri, bireyi amaca götüren güçleri artırılması amacın gerçekleşilmesi için ifade edilen bir analiz metodu olduğunu da söylemek gerekir. Gelelim SWOT analizine. Güçlü yanlar, güçlü yönler veya zayıf yönler, yani SWOT'un Türkçesini çevirmeye çalışıyorum. Fırsatlar ve tehditler olarak bilinmektedir. Tamam mı? Şu Türkçesi SWOT da İngilizcesi. İngilizce hani kısaltmaları burada. Dedik ya bu analizde incelenen konunun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir teknik olduğunu söylemek gerekir. Lütfen güçlü zayıf yön, fırsat tehdit. Bunun bizi SWOT'a götüreceğini unutmayın. Delphi tekniğine gelelim. Delphi tekniğinde değerli öğretmen arkadaşlarım biz hani birbirini tanımayan kişilerden bir sorun hakkında görüş veya çözüm önerileri yapılandırmasını istediğimiz bir tekniktir. Ortaya çıkan bir problem var ama birbirini tanımayan burada gruplar oluşturulur ve farklı çözüm teknikleri belki ortaya çıkarılır. Yani böylece araştırma yöntemi biraz daha kuvvetlendirmeye çalışılır diye. Akış diyagramına gelelim. Son olarak akış diyagramını ben buraya yazmamışım. Pico döngüsünü yazmışım. Delphi akış diyagramını şuraya ekleyelim. Daha sonra Pico döngüsüne gidelim. Akış diyagramı. Onu da siz PDF'de notlarsınız. Akış diyagramı. Sonra da Pico döngüsünden bahsedelim. Şimdi akış diyagramı. Akış diyagramı denildiği zaman aslında ya bizim için bir problemin çözümüne doğru giderken aşamalar vardır burada. Yani böylece tanımlayıcı dallanmış ağaç veya kronolojik olarak bir olayın seyir halini düşünün böyle. Sürecin başı, sonu, neresi, süreçte neler yapıldı bunları görmeye fayda sağlayan bir unsurdu aslında akış diyagramı. Bu bağlamda aslında problem durumunu saptarken hangi diyagramda, hangi aşamada problemin ortaya çıktığını görebilmek böylece daha net bir şekilde problemi çözebilme yöntemi geliştirilir. Yani şöyle söyleyelim. Şu bizim için bir akış diyagramıdır diyelim. İşte X alanda bunlar yapıldı, Z'de bunlar yapıldı, Y'de bunlar yapıldı vesaire. Şu alan, bu alan, mesela bu alan, bu alanlardaki unsurlar ele alınıyor ve değerlendiriliyor. Bir de değerli öğretmen arkadaşlarım, Pukö, öyle diyelim. Pukö döngüsüne girelim. Planla, uygula, kontrol et ve önlem al aşamalarını oluşturan bir döngüdür burada. Planlama aşaması bu döngünün ilk ve en önemli aşamasıdır. Planlama oluşturulduktan sonra uygulamaya konulur. Uygulama aşamasında hani araştırmanın veya ortaya çıkan problemin ne kadar veya ne seyirde olduğu kontrol edilir. Eğer ortada problemler hala devam ediyorsa önlem alınır.
Ha, bunların kısaltılmasından meydana gelen bir unsur olduğunu söylemem gerekir. Bunlar da bu kadardı. Şimdi gelelim buradaki soruları çözmeye. Diyor ki, buna göre aşağıdakilerden hangisi araştırma problemi seçerken dikkate alınması gereken özel ölçütler arasında gösterilemez? Bakın, hani yukarıyı hiç okumayın. Ben özel ölçütler için ne demiştim? Birden fazla sözcükten oluşuyordu. Alanda yeterlilik, yöntem ve teknikte yeterlilik, veri toplama izni, zaman ve olanak yeterliliği. Bunlar iki veya üç sözcükten oluştuğu için aşıyor değil mi? Ama çözülebilirlik, bakın tek sözcük bu genel ölçütler arasındadır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Diğer soruya gelelim. Problem çözmek, başarı durumunu gözlemek veya burada problemin temel nedeni belirlemek için bir başlangıç noktası seçmek amacıyla tüm problemlerin veya şartların bağıl önemini göstermek için kullanılan 80'e 20 kuralı olarak bilinen problem çözme tekniği. Bak diyordum ya, hiçbir şey bilmesen bile bu 80'e 20'yi unutma. Çünkü 80'e 20 bizi Pareto analizine götürüyordu değil mi? Bak burada demişiz 80'e 20. Orayı kaçırmazsan şak diye soruyu yaparsın. Şimdi gelelim projeye. Artık dersimize geçelim. Şu ana kadar anlattığım kısımlarla ilgili sınavda soru gelmedi. Peşinen orayı söylemiş olayım. Soru daha çok projeyle, sosyal projeyle ilgili kısımlardan soruldu. Proje bizim için hani bir probleme çözüm bulma ya da belirlenen bir fırsatı değerlendirmeye yönelik bir ekibin başlangıcı ve bitişi belli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde bir takım kaynakları kullanarak gerçekleştirmeye çalıştığı esaslar denilebilir. Yani belli bir plan ve süre içinde yapılan hani özellikle birbirleriyle ilgili hedef ve amaçlara sahip olan işlerdir burada diyebiliriz. Tabii proje böyleyken sosyal proje daha farklıdır. Sosyal projeyi mesela siz topluma hizmet uygulamalarında, sosyal proje geliştirme dersinde falan dersinizde çok şey yapmıştınız değil mi? Sosyal proje toplumsal sorunlar ve dezavantajlı gruplar için. Niçin dezavantajlı gruplar diyorum? Mesela sizler hatırlayın, topluma hizmet uygulamalarında veya sosyal proje geliştirmede ne yapıyordunuz? İşte çocuk esirgemeye gidiyordun, yaşlara gidiyordun, UNICEF için dışarıda işte eşya satıyordun, para topluyordun. Birçok şey yapıyordun. Öğrencilere ders veriyordun ücretsiz vesaire diye. İşte köy okullarına kitap topluyordun. Bu yüzden de dezavantajlı gruplar için diyorum. Ya kişisel olarak veya bir araya gelerek yapmış olduğun bir çalışmadır değil mi sosyal proje? Özellikle sivil toplum kuruluşuyla işbirliğiyle yapılan esaslardır. Onları da ifade etmiş olalım. Peki biz bu projeleri hazırlarken nereye dikkat ediyoruz? Bir defa projeler oluşturulmaya başlanırken ilk olarak projenin konusu seçilir. Yani projenin konusu ilgi çeken, üzerinde düşünülen, merak edilen konulardan seçilen esaslar ki akla burada çok fikir gelebilir. Daha sonra bilgi toplama aşamasına geçersiniz. Bilgi toplama aşamasında yani konuyu belirledikten sonra özellikle konuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, ansiklopedilerden, internetten, kaynak kişilerden veya kurumlardan istifade ederek bilgi toplarsınız ve içeriği zenginleştirmeye çalışırsınız. Daha sonraki aşamada değerli öğretmen arkadaşlarım, projeyi tanımlamaya başlarsınız. Önce bir amaç belirtirsiniz burada. Amaç elde edilmek istenen hani sonucun bir basit anlatımıdır. Projenin de genelde tek bir amacı vardır. Daha sonra hedefler belirlenir. Bu tanımlama kısmında hani ölçülebilir hedefler burada da ifade edilir ve en sonunda yöntem belirlenir. Yöntemde daha çok yapılacak işte deneyler, gözlemler, izlenecek yol, yapılacak, izlenecek, kat edilecek aşama, veri toplama araçları, istatistikler, değerlendirmeler, grafik çözümlemeler vesaire. Bunların hepsinin nasıl kullanılması gerektiği kısmı yöntemlerde ifade ediliyor. Öyle söyleyelim. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Burada bakın seçtik, topladık, tanımladık. Daha sonra projenin yürütülmesi aşamasına geçeceğiz. Yürütülmesi aşamasında bir çalışma takvimi oluşturulacak. Belirlenen amaç, hedefler, yöntemler, uygulama adımları ve takvim doğrultusunda hazırlanan bir süreç olacak ve son olarak da değerli öğretmen arkadaşlarım değerlendirme ve rapor yazımına geçiliyor. Bu aşamada proje süresince belli aralıklarla veya proje sona erdikten sonra proje sonuçlarıyla ilgili veya etkisinin değerlendirmesi yoluna geçilecektir. İşte biz proje raporunu yazarken değerli öğretmen arkadaşlarım zorunlu başlıklar arasında projenin adını, özetini, projenin amacını, giriş, materyal, yöntem, teknik, bulgu, sonuç tartışma ve kaynakçı kısmını ele alıyoruz. Mesela geçen sene ÖSYM bize 2020 sınavında buradan sormuştu. Dedi ki hani hangisi zorunlu başlıklardan biri değildir diye cevap dizindi. Dizin nedir? Hani kitaplarda hangi kelimelerin, hangi önemli kelimenin, hangi sayfada yer aldığını ifade eden bir kısımdır burası. Gördüğünüz gibi dizin yok.
Proje planlama sürecinin aşamalarına gelelim. Buradan da sınav sorusu sorulmuştur. Hani sıralama sorusu gelebilir, hani eşleştirme sorusu gelebilir, yer değiştirme sorusu gelebilir. Proje planlama sürecinin aşamaları arasında amaçların oluşturulması, nihai ürünler için biçimlerin geliştirilmesi, proje faaliyet alanının planlanması, öğretim etkinliklerinin düzenlenmesi ve projenin değerlendirmesi yer almaktadır. Bu şekilde de süreç aşamasını ifade etmiş olalım ama çok geçtim. Gelelim soruları çözelim. Aşağıdakilerden hangisi projelerin ortak özellikleri arasında gösterilemez deniliyor? Bakalım. Proje belirlenmiş bir amaç için belirlenmiş bir zaman aralığında belirlenmiş kaynaklar kullanılarak belirlenmiş görevleri bir defalığına yapıldığı iş türüdür. Projenin bir takım ortak özellikleri bulunmaktadır. Bunlar arasında bir, her proje bir ihtiyaçtan doğar ve bu ihtiyacı karşılama yönelik olarak tasarlanır. Bak hem soru üzerinden bir yandan da konuyu anlatıyoruz. Proje belli bir zaman aralığında ve mekanda gerçekleşir. Projede belli girdiler ve belli çıktılar vardır. Proje elde ettirebileceği kazanç da sonraki projenin gerçekleşmesine sağlar deniliyor. Proje kazanç unsurlu yapılmaz veya projenin temel amacı burada değerli öğretmen arkadaşlarım. Bir unsur da şey değildir hani böyle zenginleşmek buradan böyle finansal kaynak sağlamak ve buradan gitmek değildir. Hani ortak bir özellik olarak gösterilemez. Ha, bu şekilde de projeler vardır ama mesela sosyal projede amaç böyle bir unsur değildir değil mi? Sosyal proje geçip de kazanç elde etmek amacıyla gerçekleştirilmez. Proje alternatif projelerin kullanabileceği de kaynakları tüketir. Bunu da söyleyebiliriz tamam mı? Bu da projelerin ortak hedefleri, ortak unsurlar arasında gösterilebilir diyelim unutmayalım. Gelelim diğer sorumuza. Bir proje raporunda yer alan başlıklar arasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değil? Projenin adı var, projenin özeti var, amacı var ve bulguları var. Ancak projenin maliyeti zorunlu başlıklar arasında gösterilemez. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneği oldu. Peki gelelim sosyal projelerin değerlendirmesi evresinde alternatif değerlendirme yöntemleri ve proje sonunda oluşturacak ürünlerden bahsedelim. Sonra proje tabanlı öğrenmeye gelelim ve dersimizi kapatalım. Şimdi değerli öğretmen arkadaşlarım, bakın projeler oluşturulurken sonuç odaklı değildir, süreç ve sonuç odaklıdır. Projeler özellikle değerlendirme unsurları ele alındığı zaman da hedef başarı değerlendirme değildir. Yani amacımız, tek amacımız burada böyle çocukların böyle bir affedersiniz ama bir sidik yarışına koymak değildir. Amaç burada çocuğun öğrenmesini sağlamak, çocuğun süreçte gerçek yaşam yani problemlerine yönelik olarak gelişimini sağlamak unsurudur diyelim. Bu yüzden biz, bakın bu her ikisi de çıkmış alan sınavı sorusudur. Bu yüzden biz alternatif değerlendirme yöntemlerini kullanırız. Portfolyoları kullanırız, rubrikleri kullanırız, öz değerlendirmeyi kullanırız, akran değerlendirmeyi kullanırız, kontrol listelerini kullanırız, görüşmeleri, gözlemleri, yazılı görevleri, sergi ve gösterileri, performans ve sunumları, öğrenme kayıt defterlerini, günlükleri, uzun süreli projeleri veya video kayıtlı öğrenci çalışmalarını kullanabiliriz. Ancak hiç bir başarı değerlendirme kullanmaz. Bir de proje sonunda oluşturabilecek ürünler vardır. Ürünler. Bunlar nelerdir mesela? Hikayeler olabilir. Ürün. Bak adı üzerinde. Mektup, şiir, bulmaca, rapor, açıklama, günlük yazma, broşür, poster, diyagram, kavram haritası vesaire hazırlama. Bunlar olabilir. Bakın dedik ya buradan iki tane sınav sorusu gelmişti. Şimdi o sorulara bakalım. Aşağıdakilerden hangisi hazırlanmış bir sosyal projenin değerlendirmesi evresinde kullanılabilecek araçlardan biri değildir? Doğrudan gözlem olabilir, günlük olabilir, akran değerlendirme olabilir, yazılı görevler olabilir. Bunların hepsini az önce ifade etmiştik ama ne dedik? Başarı değerlendirme söz konusu değil. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bir proje sonunda oluşturabilecek ürünlere örnek verilemez? Bak adı üzerinde ürün. Yani somut bir şey olması lazım. Rapor, mektup, bulmaca, kavram haritası bunlar somut ürünlerdir. Ancak sözel bilgi somut bir ürün değildir değil mi? Adı üzerinde sözel bilgi diyorsun. Bu olamaz. Proje tabanlı öğrenmeye gelelim değerli öğretmen arkadaşlarım. Proje tabanlı öğrenmeyi hedef alın. Proje tabanlı öğrenme, öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey düşünme, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynakları kullanımını gerektiren, akademik, sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan bir öğretim modelidir. Öğrenciler burada kendine özgü biçimde çalışacak, özellikle problemleri çözmeye çalışacak, düşünmelerine, sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine, işlemelerine ve harmanlamalarına imkan sağlayacak. Hani öğretmen merkezi olarak değil, öğrenci merkezi olarak öğrenciye birçok farklı alanda bilgi alanı yaratabilecek. Yine projeler sayesinde işbirliği içerisinde sınıf ortamında, sınıf arkadaşları çalışma ortamı
ve imkanı bulabilecek öğrenci. Öyle değil. Temel amaç aslında çocuğa hani mevcut bilgiyi aktarmaktan ziyade çok daha fazla bilgiye ve yaşamsal becerilere çocuğu yönlendirebilmek hedefi olacaktır diyelim. Proje tabanlı öğrenmede. Proje tabanlı öğrenmede ilk olarak hedefler belirlenir. Daha sonra yapılacak iş ya da hani ele alınacak konu belirlenip saptanır. Daha sonra takımlar oluşturulur. Sonuç raporunun özellikleri ve sunuş biçimi belirlenir. Çalışma takvimi oluşturulur. Kontrol noktaları belirlenir. Yine değerlendirme ölçütleri ve yeterlilik düzeyleri belirlenir. Bilgiler toplanır, örgütlenir, raporlaştırılır ve sunulur. Bunlar da proje tabanlı öğrenmede izlemiş olduğumuz temel adımlar arasında yer almaktadır diye. Tabii proje tabanlı öğrenmeye katılan öğrenciler belirlenen faaliyetler yoluyla da hani yeni bilgileri edinerek bunları kanıtlama yoluna gidebilir. Bu kanıtlama yoluna giderken mesela koleksiyonları kullanabilir, portföyleri kullanabilir, tasarım, araştırma projeleri, planlar ve amaçlar, simülasyonlar, kazılar, yapılar, hizmet ve denetimler burada kanıt niteliğinde kullanılabilecek unsurlar arasında gösterilebilir. Onu da söylemiş olalım. Tabii proje tabanlı öğrenmenin de amaçları bakımından 4 tane bileşeni bulunmaktadır. Bu 4 bileşen arasında birincisi konu ve üründe öğrencilerle seçimdir. İkincisi birden fazla kaynağa göre araştırmadır. Üçüncüsü bir ürünün oluşturulmasıdır. Ve dördüncüsü ise değerli hocalarım hedef kitleye sunumdur. Bunlar da proje tabanlı öğrenmenin amaçları bakımından 4 bileşenidir diyelim. Tamam mı? Unutmayalım. Tabii burada söyleyebileceğim proje tabanlı öğrenmeyle ilgili çok daha bir şey var mı? Çok daha farklı şeyleri söyleyemeyiz aslında. Temel tematik alanda da bunları söyleyelim. Sorudan gidelim. Soruları da çözüp dersi kapatalım. Aşağıdakilerden hangisi proje tabanlı öğrenmenin amaçları bakımından bileşenler arasında yer almaz diyor. Yukarıda da proje tabanlı öğrenmeyle ilgili bilgi vermişiz. Ne demiştik? Konu ve bakın hani üründe ya konu ve üründe öğrencilerle seçim. Temel bileşenler arasında vardı değil mi? Yine birden fazla kaynağa göre araştırma vardı. Bir ürünün oluşturulması ve hedef kitleye sunum gerçekleştiriliyordu. Ancak hedeflerin belirlenmesi şeklinde herhangi bir bileşenimiz söz konusu değildi. Sınavda çıkabilir, kitapta yer alıyor Çiğdem Hoca'nın. Ya sorarlarsa dikkat edersiniz. Bir diğer soruya bakalım ve sonra da dersimizi kapatalım. Öğretmenin grup üyeleri arasında olumlu bağ oluşturmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapması yanlıştır deniliyor. Bakalım. Sosyal bilgiler öğretmeni dersinde öğrencilerin proje ödevlerini hazırlamalarına yönelik olarak işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımını uygulamak istemektedir. O zaman bu bağlamda baktığımızda proje ödevi olarak verilen konunun tüm grup üyeleri tarafından öğrenilmesini istemesi odur. Grup başarılı olursa grup üyelerinin birlikte aynı ödülü alabileceğini belirtmesi odur. Her grup üyesinin farklı kaynaklardan birini seçerek o alanda ulaştıklarını grupla paylaşmaları gerektiğini söylemesi odur. Öğrencilerden kendilerine yakın ve sevdikleri arkadaşlarıyla aynı grupta yer almanı istenir. Hayır. Gruplar oluşturuyorsak heterojen bir biçimde bunları oluşturmak zorundayız. Homojen veya kim hangi arkadaşını seviyorsa grup olursa olmaz bu iş. Her bir grup üyesinin gerçekleştirici görev ve rol tanımlanması yapılarak birlikte çalışmanın gerekliliğinin belirtilmesi olur. Bunu da söyleyebiliriz ama B seçeneği burada söylenemez değil. Evet değerli öğretmen arkadaşlarım, sosyal proje dersi ile ilgili sizlere aktarmam gereken önemli bilgiler bu şekildeydi. Çok uzun bir ders değil zaten, temelinde öyle söyleyelim. Ve buradan oluşulan hani bilgi bağlamındaki sorular hemen hemen birçoğuna değindik. Gerisi de zaten hani kolay hani böyle hangisi işte proje yapmak isteyen bir öğretmenin yapması gerekenlerden biridir değildir tarzında sınav soruları oluşuyordu. Bunlar da çok kolaydı zaten. Çıkmış sorulara baktığınız zaman görürsünüz. Ben çok sizin zorlanacağınızı düşünmüyorum. Sosyal proje peşinden söyleyelim. Dersimiz burada sona erdi. Gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Hadi bakalım kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarla. Hoşça kalın.